Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet sevgili arkadaşlar, dünden itibaren Dolar-TL'de son derece sert hareketlerin olduğuna tanık oluyoruz ve oldukça önemli geri çekilmeler yaşanmakta. Dün 6.25'ler seviyesine, bu arada arkadaşlar bu grafiğim 5 dakikalık bir grafiktir. Sizlere Dolar-TL'nin dünden itibaren yaşadığı evrimi daha net ifade edebilmek bakımından 5 dakikalık grafikle konuya giriş yapıyorum. 6.25'ler seviyesine ulaştığımız zaman özetle 6.20-6.23 direnç bölgesinin gibi çok önemli bir noktaya ulaştığımız anlarda Merkez Bankası'ndan gelen 3 önemli hamle vardı. Bu konuları dünkü analizimde ayrıntılı bir şekilde izah ettim ve bunun paralelinde özellikle dün gece itibariyle 6.05 seviyelerine doğru ki gece 0.4'ler civarı olması lazım. Evet, gece 0.4'ler civarında 6.05'ler seviyesine kadar geri çekilen 6.05.40 seviyesi görülmüş. Doğru bir geri çekilmenin yaşandığına tanık olduk. Ardından arkadaşlar bu tablonun gün içerisindeki tanımı ise 6.15 seviyesine doğru bir atak yaşandı. Ancak 6.15 bizim önemli bir direnç bölgemizdi. Birazdan o konuya tekrardan girmiş olacağız. Buradan başlayan geri çekilme ve en son itibariyle şurada gördüğünüz gibi saat 19.50 civarında başlayan çok önemli bir gevşeme ile 5.90 seviyelerine kadar, pardon, 5.95 86 seviyesine kadar yaşanan çok sert bir geri çekilmeye maruz kalındı. Sevgili dostlar, bu tablonun neden kaynaklandığı hususuyla ilgili olarak Alman Bild gazetesinin yapmış olduğu bir haber bu konuda etkili oldu. Ve bu gazete haberinde şunu yazıyor, yazdı. Diyor ki S-400'ler konusu ile ilgili olarak Türkiye vazgeçti. Rusya ile bütün anlaşmalar iptal oldu. Hatta bu konuda S-400'lerin teslimi ile ilgili olarak çalışmakta olan heyet çalışmalarına son verdi şeklinde bir haber yayınladı. Bu haberin piyasaya düşmesiyle birlikte, basına yansımasıyla birlikte şurada görmekte olduğunuz 6.07'ler, 0.08'ler civarında akşam 18 saatlerini tamamlamış iken yaklaşık 1,5-2 saat kadar öncesinde bu kadar etkili bir geri çekilmenin olması tamamıyla bu haber kaynaklı. Bu haberin arkasından ise çok hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı İletişim Bürosu Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Kesinlikle bu haber yanlıştır. Böyle bir durum söz konusu değil. S-400 anlaşması ve konusu bitmiştir şeklinde bir yalanlama geldi. Ve bu yalanlamayla birlikte yine çok hızlı bir şekilde yaklaşık 30-35 dakikalık bir süre içerisinde yeniden 6.07'lere doğru bir atak olmuştu. Ancak bu atağın ardından tekrardan 6 seviyesi civarlarına doğru bir geri çekilme oldu ve şu an itibariyle 6 seviyesi çok önemli ve kritik bir destek olarak korunmaya çalışılıyor. 6 seviyesi üzerinde kalmaya çalışan bir dolar seyriyle karşı karşıya bulunmaktayız. Değerli arkadaşlar, mevzu özellikle bu akşam 8 itibariyle 8 civarındaki bu haberin etkisiyle yaşanan bu çok ciddi geri çekilmedeki haber faktörünün ne kadar doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Evet, Cumhurbaşkanlığı kanalı veya resmi makamlar tarafından bu konu yalanlanmış durumda. Ama esas önemli olan konu bu haberin yalanlanmış olmasına rağmen anlık bir şekilde önemli bir geri çekilme olmuş olabilir ama bu haberin yalanlanmış olmasına rağmen halen Dolar-TL'nin 6 seviyesi civarında tutunma gayreti içerisinde bulunuyor olması. Bir başka ifadeyle bu habere sanki piyasa yalanlanmış olmasına rağmen itibar ediyor, inanıyormuş gibi bir atmosfer şu an için mevcut. Bir yandan Almanya'nın saygın gazetelerinden birisi olarak değerlendirebileceğimiz Bild gazetesi gerçek olmayan bir haberi yayınlar mı şeklinde bir soru işareti kafamızda mevcut bulunuyor. Diğer yandan bizim cephemizden gelen yalanlamaya rağmen yabancı yatırımcılar acaba kendilerine daha yakın olan kaynakların vermiş olduğu haberi mi doğru kabul ediyorlar? Bu noktada bir tereddüt oluşmuş durumda. Bu hususta kafalar netleşmedikçe, bu haberin yalan bir haber olduğu netlik kazanmadıkça zannediyorum ki dolar TL'nin 6 seviyesi üzerinde tutunma çabalarını biraz daha izleyeceğiz gibi görünmekte. Kaldı ki
Akşam saatlerindeyiz. Birçok piyasaların kapalı olmuş olması da biraz piyasaların sığ olması münasebetiyle de böyle bir hızlı geri çekilmenin yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Bu sebeple her zaman sizlere ifade ettiğim gibi haber etkisiyle oluşan sert inişler de sert çıkışlar da asla alım veya satım yönünde değerlendirilmemeli. Gelen bir haberin dakikalar içerisinde farklı bir şekilde yorumlanabileceği, yalanlanabileceği veya daha farklı şekillerde bir takım sonuçlara meydan verebileceği muhakkak dikkate alınmalı. Bu açıdan da değerli dostlar, şu an bu haberin etkisine bağlı olarak panik yapılmak suretiyle, evet artık dolar çöküyor, çakılıyor, doların pili bitti gibi gibi bir takım yorumlar yapmak için son derece erken bir evre içerisindeyiz. Niçin? S-400 konusuyla ilgili olarak halen ABD ile aramızdaki sorunun devam ettiğini daha kısa bir süre önce itibariyle Cumhurbaşkanlığı tarafından bu konu resmi bir dil ile açıklanmış durumda. Kesin olarak, net ve kesin olarak S-400 krizinin çözüldüğünden emin olunduğu bir anda, evet o zaman dolar TL'deki önemli bir baskının ve de stresin ortadan kalkmış olduğunu düşünebiliriz ve belli bir süre bir geri çekilme sürecine girdiğimizden bahsedebiliriz. Tabii ki içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, borçlarımız, dış borçlarımız vesaire vesaire mevzularımız dolar TL'deki yukarı eğilimi devam ettirecektir. Bu sorun net, esas bizim çözmemiz gereken mevzumuz ekonomik mevzularımızdır, ana sıkıntılarımızdır. Bu sorunlarımız devam ettikçe dolar TL cazibesini muhafaza edecektir. Ama bir takım dalgalanmaların yaşanması hususunda da S-400 konusu gibi ve Merkez Bankası'nın hamleleri gibi hususlarında bu dalgalanmalarda önemli rol oynayacağını dikkate almak gerekiyor. Bir diğer önemli konu ise arkadaşlar, bugün basına yansıdığı üzere Merkez Bankası'nın 2 gecedir 1 milyar dolar civarında dolar satışı yaptığı ve bu satışlar nedeniyle dolar TL'de büyük bir önem veya önemli bir geri çekilmenin yaşandığı ifade edilmekte. Arkadaşlar ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bu rakamlar basından öğrenebildiğim rakamlar, maalesef ki gerçek anlamda bunları bilemiyoruz ve göremiyoruz. 15 milyar dolar civarında bir dolar TL hacminin olduğu bir ortamda Merkez Bankası'nın sadece 1 milyar dolar gibi bir rakam satmak suretiyle dolar TL üzerinde çok büyük bir baskı oluşturabileceğini ben şahsım adına düşünmüyorum. 1 milyar dolar çok yüklü bir miktar değildir ve yine sürdürülebilir bir rakam değildir. Yani Merkez Bankası nereye kadar her gece 1-1,5-2 milyar dolar civarında bir satış yapmak suretiyle dolar TL'yi dizginleyebilecektir? Ama dün itibariyle alınan 3 önemli karar vardı. Aynı zamanda perde arkasından gerçekleştirilen fonlama oranları vesaireler ile oynanmak suretiyle gerçekleştirilen bir faiz artışı mevzusu vardı ve TL'ye erişme, TL'yi bulup da bunu dolara çevirmek niyetinde olanların bu niyetlerini zorlaştırabilmek adına, TL'ye erişimi güçleştirebilmek adına bir takım hamleler yapıldı. Bu hamlelerin de önemli bir rol oynamış olduğunu düşünebiliriz. Ancak bu hamleler arkadaşlar 6.25'ten bir anlamda 6.05'lere, 6.06'lara kadar yaşanan geri çekilmeye sebep olmuş olabilir. Ama şu an itibariyle gördüğümüz 5.95'lere doğru yaşanan bu sert geri çekilmede esas faktör S-400 konusuyla ilgili olarak Alman Bild gazetesinin yazmış olduğu yazıdır ve haberdir. Şahsi düşünce ve kanaatim itibariyle şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Bu haber piyasaların kapalı olduğu bir anda geldi ve şu an biz dolar TL'yi zaman zaman 6.02, 6.03 hatta 6.04'lere doğru bir atak yapar konumda görüyoruz. Şahsi düşüncem 6 desteğinin önemli bir destek konumunda olduğunu, 5.95'lere doğru bir geri çekilme olduktan sonra bile çok hızlı bir şekilde 6 seviyesinin üzerine çıkılması, 6 seviyesinin aşağısında kalınmak istenmemesinin bu desteğin güçlü bir destek olduğu manasını çıkarmakta ve bu gece belki dolar TL'ye 6'lar civarında bir kapanış görebiliriz haftanın son anı itibariyle. Hatta ve hatta şu an çok erken olmasına rağmen gece 24 itibariyle dolar TL'nin 6.05-6.06 civarlarında bile kapanış yapabileceği ihtimalinin de
var olduğu kanaatindeyim. Tekrar ifade ediyorum. Böyle bir ihtimalin de var olduğu kanaatindeyim. Bunu sürpriz olarak görmemek gerekecektir. Ancak değerli dostlar, çok net ve kesin bir yalanlama olması nedeniyle şu anki geri çekilmenin ardından önümüzdeki hafta tekrar dolar TL'nin 6 üzerindeki seyrini devam ettirme ihtimalini yüksek görüyorum. Bu hızlı geri çekilmenin yine benzer şekilde sert bir tepkisinin olmasını bekleyebiliriz kanaatindeyim. Sevgili dostlar, teknik seviyeler itibariyle şurada görmekte olduğunuz %23.6 seviyesine denk gelen 6.15 seviyemiz kısa vade için stop loss olması gereken bir seviyeydi. Korunması gereken bir destekti ve gün içi işlem yapanlar, çok kısa vadeyi hesap ederek işlem yapanların önemsemesi gereken bir seviyeydi. Zira bunu hassas çizimlerimizdeki grafiklerimizde de görüyorduk. Birazdan sizlere o grafiğime de dönüş yaparak izah edeceğim. Şayet bu seviyenin kırılması durumunda takip etmemiz gereken destek doğal olarak şurası olacaktır. Bu ise en son açtığımız 5.98 seviyesini ifade eden Fibonacci direncimizdir. Zira biz bu direnç bölgesi artık destek konumunda çalışmalıydı. Bu desteğe kadar geriledik. Bu desteğin aşağısına küçük bir sarkma oldu ve ardından tekrar bu seviye üzerinde kalmaya çalışıyoruz. 6 seviyesinin aşağısına son 1-2 saat içerisinde ki geri çekilmeler oluşsa bile 5.98 üzerinden tekrardan tepki bularak 6 üzerinde 6.01-6.02'ler seviyesine ulaşmaya çalışan bir dolar seyriyle karşı karşıya bulunmaktayız. Değerli arkadaşlar, şuradaki çizimimiz itibariyle ise kırmızı kesik çizgilerimizin tanımlamış olduğu 6.14-72 seviyesi bugün için kısa vade adına takip edilmesi gereken bir destekti. Bu desteğin kırılması durumunda 6.10 seviyesini takip etmemiz gerekiyordu. Ancak ifade ettiğim gibi akşam saatlerine kadar 6.010 seviyesinin aşağısında kalınması, gece 6.05 seviyesinden 6.15 seviyesine doğru gün içerisinde bir atak yaşanmasına rağmen bu direncin üzerinde kalıcı olamamamız nedeniyle dolayısıyla 6.10 seviyesinde aşağısına yönelik bir sarkmanın da yaşandığını gördük. Son gelen haberin durumu çok daha farklıydı. Dolayısıyla bu haberde şurada görmekte olduğumuz sarı kalın çizgimizin tanımlamış olduğu 5.97-59 seviyesiyle tanımlanmış olan ana destek veya yuvarlak olarak 6 seviyesi diyelim buraya. Ana desteğimize kadar geri çekildik ve şu an burada tutunmaya çalışıyoruz. Sevgili arkadaşlar, şu an için dolar TL'de yaşanan geri çekilmenin ana sebebi budur. Ha bir de şöyle bir husus var arkadaşlar. Efendim, yerleşik halkın çok ciddi seviyede dolar satışı yapması nedeniyle dolarda bir bu geri çekilmenin yaşandığı izah edilmeye çalışılıyor. Hayır arkadaşlar, yerleşik halk çok ciddi bir satış yapmadı. Hatta ve hatta 3 Mayıs ile biten hafta itibariyle 3 milyar dolar civarında yerleşik halkın bir satış yaptığı şeklinde rakam resmi olarak açıklandı. Ancak açıklanan bu rakam son 4 ay içerisinde, yani yılbaşından bugüne kadar 11.3 milyar dolar, hatta son 6-7 ayı dikkate aldığımız zaman ise Eylül-Ekim ayından itibaren 25 milyar dolar civarında alım yapmış olan yerli yatırımcının şu an satmış olduğu 3 milyar dolar civarındaki rakam çok büyük bir rakam olarak kabul edilemez. Bir diğer faktör ise yerleşik yatırımcı sadece ve sadece sizlerden veya benden senden oluşmuyor, vatandaştan oluşmuyor. Aynı zamanda Türkiye'de mukim olan şirketleri de, yani tüzel kişileri de ifade etmekte ve tüzel kişiler özellikle şu ekonomik sıkıntının oluştuğu anlarda ellerinde tuttukları doları nakde çevirmek suretiyle bir takım borçlarını, vergilerini vesairelerini ödemek manasında da bu ellerindeki döviz miktarını azaltmak mecburiyetinde kalmışlardır. Ama hane halkı bazında baktığımız zaman 3 Mayıs tarihi ile biten haftada hane halkının 400 milyon dolar civarında yeni alım yaptığı rakamına ulaşmaktayız. Sevgili arkadaşlar, bu rakamları para analiz sitesinde şu anda güncel bir haber var. Bu haberin içerisinde resmi rakamlarla, resmi tablolar ile görebilir ve inceleyebilirsiniz. Kaynağını bu şekilde belirtmiş olayım. Bu haberin içerisinde bakın resmi rakamlarla diyorum. Bu resmi rakamları tablo bazında da görüp değerlendirme imkanınız olabilecektir. Sevgili arkadaşlar, dolar TL ile ilgili tablonun şu anda bu olduğunu ifade edebiliyorum.
panik işlem yapılmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Haberin yalanlanmış olmasıyla birlikte önümüzdeki hafta tekrardan dolar TL'nin şu yaşamış olduğu sert geri çekilmenin ardından makul bir tepki verme ihtimalini, yeniden 6-10 seviyesine yönelme ihtimalini oldukça yüksek görmekteyim. Ancak önümüzde şu an 6-10 ve 6-15 seviyeleri ilk takip etmemiz gereken dirençler konumunda. Sevgili dostlar, yarın veya en geç pazar gecesi mutlaka önümüzdeki haftanın projeksiyonuna ilişkin olarak daha ayrıntılı bir dolar TL analizi ve daha kritik çizimler ve ölçümlerle sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.